Telefonu yoktu. Yani çağrı cihazı vardı. Kaç yılı ben sana söyleyeyim. 92-93 yıllarında, 94'te falan çağrı cihazı vardı. Benim babam ilk telefonunu böyle terlik gibi bir Philips'i vardı. Ekranı bile olmayan bir ilk cep telefonu. Kaç yılı lan? 96'da aldı galiba. 96'da aldı. Sonra Ericsson aldı bir tane. Böyle tek satır ekranı vardı. Tek satır. Tek satır. Tek satır ekranı olan böyle SMS geldiğinde kaydıra kaydıra okurdun. Onu 96'da mı 97, onu da 97'de falan aldı sanırım. Benim ilk telefonum 5210 muydu o? Benim ilk telefonum oydu. Dur bakayım. Nokia. Yazamadım. Evet, benim ilk telefonum buydu abi. Nokia 5210, bunun reklamları şeydi böyle. Gençler için su geçirmez. Çok fazla kapağı var. Kapak manyaklığı vardı abi. Bak şöyle oluyordu soyunca telefon. Böyle soyabiliyordun bütün gün. Devamlı böyle çıkarıp çıkarıp yeni kapak takıyordun. Kırmızı alıyordun, siyah alıyordun. Siyahı yoktu mesela, onu çakmasını alıyordun falan. Böyle ilk telefonum buydu. İlk telefonum bu benim. Bunu bana 99 yılında aldılar. Evet. Bu bana 99 yılında alındı. İlk telefonumdu. 3310'u zaten annem de babam da kullandı. İki tane 3310'umuz vardı. O ilk Ericsson nasıl yazılıyor lan? Ericsson. İlk babamın Ericsson'ı burada var mı lan? Bulacağım onu da amına koyayım. Şundan yoktu. Ya böyle sadece önündeki kapağı değişen bir tane çok çirkin Ericsson vardı ya. Tek tek şeyli. Aha bu işte ya. Bu işte abi. Bu abi. Çok kötü amına koyayım. Şu değişiyordu abi, şu. Şu plastik plaka kalkıyordu. O değişiyordu abi sadece. Çok kötü ya. Şuna bakar mısın amına koyayım? Ve bu şeydi. Karizmatikti kanka, bu küçüktü böyle. Bu manyaktı. Sonra Matrix çıktı. Şu işte şu. Allah kahretsin ya. Sonra Matrix çıktı. Motorola dönemi başladı. Motorola böyle yazılmıyor mu lan? Ha, Matrix çıktığı zaman şu çok ünlendi. Bu değil, bu Nokia. Şu muydu ya? Böyle açılıp kapananlar. Matrix'teki Motorola bu değil miydi? Nokia kapaklı. Evet buydu abi. Bu. Bu evet. Ama kapaklılarda Motorola çok iyiydi. Bayağı sikti salladı piyasayı kanka. Kankam benim. Ondan sonra kanka Symbian işletim sistemi. Bak bugün sadece Android ile iOS'i biliyorsunuz. Nokia'nın kendi işletim sistemi vardı. Aa bak şu. Nokia'nın kendi işletim sistemi vardı. Ben babama dedim ki, baba dedim, arkadaşlarım telefonda oyun oynuyorlar. Ne oyunu amına koyayım? Porno izliyoruz, porno. 3650 bak. 3650 tamam mı? Bu çıktı. Bak bir tane arkadaşım vardı. Babasının Antalya'da Beach Park'ta club'ı vardı herifin. Herifin Beach Park'ta club'ı vardı. Öyle zengin bir ailenin çocuğuydu. O bunu aldı. Bundan 5-6 ay sonra, tamam mı? Bunun tuş takımı Yarrow. Bak görüyorsun, çok Yarrow bir tuş takımı var bunun. Görüyor musun tuş takımını? Bundan böyle bu çıktıktan 5-6 ay sonra 3660 çıktı. Ha, bu çıktı. Bunun da bak kapağı değişiyor. Şuradan tık tık kaldırıp bunu başka kapak takıyordum. Ben siyah almıştım yine. Kaçak siyah. Çünkü siyah Nokia çıkarmıyordu. Çakmaları vardı. Kanka ben bundan aldırdım babama. Nasıl fiyaka yapıyorum? Nasıl fiyaka yapıyorum okulda var ya? Uf, kafayı yersin. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bak şurayı görüyor musun?
Şurası. Buraya büyük SD kart takıyorsun moruk. SD kart takıyorsun moruk. Mesela pornoları bir tane SD kartta taşıyorsun. Ama SD kartı şeyi 32 MB. Anladın mı? Pornoların tanesi zaten 600 KB falan böyle. Çamur. Aynen, bir de boğaz kesme videoları abi. O kanka boğazını kesmiş falan. Böyle. O zaman gor. Çünkü internet o kadar regülasyon dışı ki, devletler interneti o kadar anlamıyor ki. Adam internet sitesi açıyor bir yerden, bir Amerika'da basement'tan, böyle full gore. Onun kolu kopmuş, bunun siki kesilmiş, bilmem ne. Rejim videoları falan böyle. Açıyorsun normal deep web gibi normal internet, aman okuyayım. Açıyorsun, arkadaşın yolluyor böyle siteyi. Ondan sonra giriyorsun, bir bakıyorsun 12-13 yaşında çocuksun, böyle kelle kafa falan gidiyor, böyle psikolojiler bozulmuş. Oo. Ay, 144p mi dedin? 96p. N70 vardı bir de. Aa bak, şu Nokia Engage. Kanka bu çıktı, dediler ki telefonuna, dediler oyunun amına koyacaksınız. Bak orospu çocuklarına bak, böyle bir ekran var mı ya? Ondan sonra çok yaygın bir espri vardı. Ben gidip bunu DNR'da yapmıştım. Engage'iniz var mı demiştim. Adam var demişti. Görebilir miyim demiştim. Amına koyayım. Liseli piça bak ya. Allah aşkına, tam dayaklık. Adam çıkarmıştı. Ben de elime alıp şey demiştim. Telefonu elime alıp. Engage'i bu muymuş? Daha gage yok muymuş demiştim böyle. Çok kötüydü abi ya. Böyle espriler. Çirkin çirkin. Baksana abi, çıldırıyorduk. İnsanlar böyle oyun oynuyordu falan. Benim çevremde kimse de yoktu böyle bir telefon. Kimse de yoktu lan. Hiç oynamadım, biliyor musun, Engage'de oyun. Çok kötü abi. N70 vardı. Bunu çok kullandılar. Benim şeyim N95 miydi? Evet, Almanya'ya gittiğimde aldığım ilk telefon buydu. N95. Bu. Buydu abi. Düşün, 2006 yılında aldım. Aldığım son Nokia, son Symbian telefon buydu. Yok lan, benimki de N70'ti galiba, da 95'lere özeniyordum sanırım. Evet abi, N70'ti. Yap. Kamerası manyak diyorduk ya. Çünkü kameradan anladığımız tek şey megapikseldi. Birisi çıkıp "Aa, Uganda megapiksel var bunda" dediği zaman böyle titriyorduk falan, bir heyecanlanıyorduk amına koyayım. Abi ya, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz ya. Yani şu anda teknoloji o kadar hızlı gidiyor ki her 3 yıl yeni bir jenerasyon oluyor. Amına koyayım, ben doğduğumda şunu kullanıyorlardı lan haberleşmek için. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Mesela 259 diye arayacaksın, değil mi? 2'yi alıyorsun kanka. Buraya çeviriyorsun. Geri dönmesini bekliyorsun. Kendisi otomatik dönüyor. Sonra 5'i yapıyorsun. Tıkır dönüyor. 9 yapıyorsun. Tıkır dönüyor. 6 yapıyorsun. Tıkır dönüyor. 0 en orospu çocuğuydu. Parmağını buraya sokuyorsun. Sonuna kadar getiriyorsun orospu çocuğunu. Tıkır geri dönüyor. Of. Ondan sonra diyorum ya, babam çağrı cihazı kullanıyordu bak. Çağrı cihazı. Kanka çağrı cihazı böyle bir şey. Tamam mı? Benim babam tek doktor olduğu için çağrı cihazını zorunlu kılmışlardı. Böyle beline takıyordum bildiğin. Tamam mı? Bunun olayı da şu. O çevirmeli telefon. Bak doktor. Hep doktorlar kullanıyordu bunu. Beeper. Bunun İngilizcesi de. Böyle eski diziler izlerseniz, Amerikan dizileri. Orada da doktorlar hep Beeper'la dolaşırlar. Bak, PTT çağrı cihazı vardı abi. Beeper veya pager. Evet, pager de denir. Kanka bu şöyle çalışıyordu. Arıyorsun bir tane merkezi. Diyorsun ki şu kişiye çağrı bırakmak istiyorum.
Çok pahalıydı ama yani. Bir mesaj bugünün parasıyla 25-30 lira, öyle düşün, anladın mı? Aradığın zaman da Assamaha. sana yazıyordu işte. Telefonuna fatura geliyordu arayan kişiye. İşte mesajı söylüyordun. O kendisi elle yazıyordu. Bipra gidiyordu mesaj. Böyle bir teknoloji abi, düşünün. O zaman kaç, 92-93 yılı falan. Ben arardım babamı. İşte biraz da orta halliceyiz ya. Arardım babamı, dediğim şeyi, çağrı cihazı merkezini arardım. Arardım. Şey derdim. Babama söyleyin 32. gün başladı, eve gelsin artık derdim. Kız da aa sen babana mesaj mı göndereceksin? Aa ne kadar tatlı. İci bici bici falan yapardı böyle. Ondan sonra babama mesaj giderdi. Eve gelince babam derdi. Bana mesaj göndermişsin Ahmet. Evet. Falan. Teknoloji buydu oğlum. Çıldır yani, eksi 30 lira. Annem de o sırada yemek yaparken gülerek beni dinliyor. Evet oğlum, teknolojiyi kullanıyor. Ne kadar da güzel. Çok modern bir aileyiz. Anladın? Gerçekten gerçekten yaşanan sahne bu. Şu an hayal edebiliyor musun Amrakim? Şuna giriyorsun. Şuna giriyorsun, şöyle bak. Bugünün çocukları da böyle. Türk ifşa porno bul. Çekmiyor. Amına kodumun telefonu çekmiyor. 5 saniyedir açmadı sayfayı. Yani bizim zamanımızda da ve bir merkezi arıyorum. Baba 32. gün başladı. Sen çok seversin. Hadi artık nöbet tutma. Eve gel. Böyle akşam 10 falan olmuş, anladın mı? Çünkü gece şeyiydi o. Akşam 10 olmuş. Annem içeride yemek yapıyor. Bulaşık yıkıyor. O sırada 30-35 lira giriyor bize abi. Ben çağrı cihazı merkezini aradım diye. Ve böyle annem kulak misafiri oluyor. Küçük oğlum teknolojiyi kullanıyor. Fıkra gibi amına koyayım. Çok kötü abi her şey. Oh, çok kötü, çok her şey çok kötü abi. Ama ilk cep telefonumuzu bulabilecek miyim bilmiyorum. Philips'ti, onu çok iyi hatırlıyorum. Bulabilecek miyim? Bunlar değil. Daha büyüktü. Kocamandı abi. Çok büyüktü abi. Ekranı yoktu ya. Vidanjör! Öyle aratsam çıkar mı? Kanka ekranı yoktu, onu çok iyi hatırlıyorum ya. Bulunu. Ya da vardı da çok mu küçüktü? Böyle yemin ediyorum kafana atsam var ya, ölürsün, ölürsün, ölürsün. Annemi ara diye ağlarsın amına koyayım. Kanka şu soldaki miydi acaba? Yok burada vallahi yok. Çok büyüktü lan. Tak o zaman okuyayım. Arabanın altına... Aa bu. Vallahi billahi bu. Şu çıkıyordu kanka. Çok şekilli. Anteni çıkıyordu. Ben bunu söküp söküp takıyordum. Ne bokuma yapıyorsam yani. Niye böyle bir şey yapıyordum bilmiyorum.